kampanya döneminde de çok konuşmuştuk. Tekirdağ spor meselesi var. Tekirdağ ile sporla ilgili de şu anda yönetimdeki başkanlarımız kongre kararı aldı. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde kongre yapılacak. Alan nasip ederse biz öncelikli olarak Tekirdağ spora sahip çıkan bir Süleymanpaşa Belediyesi olacağız. Daha sonraki dönemde de alan nasip ederse Süleymanpaşa Belediyesi Tekirdağ spor AŞ olarak belki veya spor kulübü olarak bu konuyla ilgili Tekirdağ spor faaliyetlerini daha yoğun bir şekilde yürütmesini istediğimizi söylemiştik. Aynen söylediğimiz yerde devam ediyoruz. Alan nasip ederse artık Tekirdağ Spor'u, Tekirdağ Spor Kulübü kapı kapı gelip de herkesten para isteyen, kendi yani çok abiyane tabirle söylemek zorundayım. İnsanlar bu konuda gelen bütün başkanlar aynı konuda dertliydi. Yani bizi dilenci gibi kapı kapı gezdirme diyorlardı. Biz artık bu defteri kapatıyoruz Allah izin verirse. Tekirdağ Spor'a biz Tekirdağlar olarak, Tekirdağ'da yaşayan, Süleymanpaşa'da yaşayan tüm hemşehrilerimiz olarak bir araya geliyoruz. Artık Tekirdağ Spor'u inşallah artık gerçekten iddialı, en azından bu sene kendi ayakları üzerinde duran, daha sonraki senelerde inşallah belediyenin tamamen kucakladığı bir takım haline getireceğiz. Özellikle Süleymanpaşa'yı tüm Trakya'da, tüm belki de Türkiye'de anlatan bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Altyapısıyla, sosyal tesisleriyle, hepsiyle birlikte güzel bir takımı önümüzdeki yıllarda hep beraber görmüş olacağız. Bir yandan da bunun çalışmalarına devam ediyoruz. Başkan kim olur? Yani şu anda kesin olmamakla birlikte Mülayim Kuru gözüküyor. Evet, Özkan abi de o da olabilir, herkes olabilir ama biz ilk konuştuğumuz Mülayim abiydi. Kendisine bu konuyla ilgili ricada bulunmuştuk. Düşüneyim dedi. İnşallah tamam derse benim gönlümdeki ilk isim Özkan abi de elbette benim abim. Ama ilk önce onunla konuşmuştuk diye söylüyorum. Mülayim abinin bu kulüp takımının başına geçip güzel bir ekip kurarak bu takımın hak ettiği yere getirmesiyle ilgili mesai harcaması noktasında gelmesini düşünüyoruz. Bakın önümüzdeki günlerde, belki bu hafta, kongre zamanı yaklaştı artık, bir şey kalmadı. Oturacağız, konuşacağız. Kim nereden neresinden tutacak, hepsini değerlendireceğiz. İnşallah Bismillah deyip bir an önce de transferlere başlamasıyla alakalı yol alacağız. Bu konuda günlük müsaade olarak 250 bin TL civarında bir bütçe hazırladık. Allah nasip ederse inşallah bunu da hemen başlar başlamaz. İlk önce ufak bir koşulu var. Ondan sonra da birkaç sponsorumuz daha olacak. Bir yandan milletvekillerimiz, bir yandan meclis başkanımız bu konuyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz.